Merhaba, NAC diye bir maddeden bahsedeceğim. Efsane gibi anlatılan bir madde. Fakat işin gerçeğini ve iç yüzünü size burada küçük bilgiler halinde aktarmak istiyorum. NAC, N-acetyl sistein. Diyeceksiniz bu ne? Sisteini belki biliyorsunuz, bir amino asit. Sisteinde metiyonin ve serin denilen iki amino asitten sentezlenen bir amino asit. Tamam, bu kadarını karıştırmayalım. İşler çok kötüye gidiyor. İsterseniz işin özetine geçelim. Efendim, bu NAC denilen madde sistein üzerinden vücudumuzdaki antioksidanların kralı olan glutatyon maddesinin sentezine yardımcı olduğundan dolayı bütün iyilikler bu maddenin üzerine yüklenmiş. Glutatyonun üzerine yüklenmemiş. O aynı zamanda onunla ilgisi olan 38.464 olan maddelere de eklenmiş. Dolayısıyla antioksidan olduğu için, için içerisinde de glutatyon olduğu için yaz kızım demişler. Kronik hastalıklar, kanser hücrelerini öldürür, kalp hastalıklarına yardımcı olur, şeker hastalığında yardımcıdır, bağışıklık sistemine yardımcıdır. Bütün bunları anlatmışlar. Fakat bunların içerisinde büyük bir çoğunluğu hayvan deneyi ve insan çalışmalarıyla desteklenmemiş olan bulgular. Dolayısıyla isterseniz bunları bir kenara koyalım. Ben size NAC'ın gerçek anlamda hangi 3 konuda işe yaradığını anlatayım. Bunlardan birincisi, öksürük şuruplarının içerisinde NAC var. Hemen asetil sisteini görebilirsiniz. Sebebi de şu, bizim balgam dediğimiz akciğerlerimizde salınan mukus sıvısını inceltiyor. Hava yollarını genişletiyor ve bundan dolayı da akciğer hasarı olan hastalarda, akciğer enfeksiyonlarında solunumu rahatlatıyor, balgamı söktürüyor. Ve uzun dönemde KOAH'lı kişilerde de son derece olumlu sonuçlar ortaya çıkmış. İkincisi, çok ilginç bir madde. Bu madde şimdi akciğerden beyine çıkıyoruz. Niye beyine çıkıyoruz? Çünkü bu aynı zamanda glutamat denilen beyindeki haberci maddelerden birisinin fonksiyonlarında da etkili. Dolayısıyla Parkinson'dan şizofreniye kadar çok geniş bir alanda da araştırılmış. Ve bakın, biliyor musunuz bu araştırma en çok nerede görülmüş faydası? O da şu, madde bağımlılığında. Yani metamfetaminden kokaine, hatta sigaraya kadar tutun. Bağımlılık tedavisine hem destek, hem bıraktıktan sonra yoksunluk belirtilerinin daha da azaltılması için başarılı bir şekilde kullanılmış. Bugün psikiyatride NAC üzerinde bir sürü çalışma halen devam ediyor. Son olarak NAC'la ilgili fayda konusunda bir şey söyleyeyim size. O da şu, biliyorsunuz vücudumuzda bizi zehirlerden temizleyen iki tane organ var. Bunlardan bir tanesi karaciğer, bir tanesi böbrek. Hem karaciğer hem böbrek yetmezliğinde, hem aynı zamanda ilaç zehirlenmelerinde de NAC damardan kullanılmış. NAC damardan veya solunum yoluyla kullanılıyor ve ağızdan da kullanılıyor. Fakat ağızdan şöyle bir özelliği var, tadı kötü. Dolayısıyla hazmı zor, mide bulantısı ve kusma yapabiliyor. Bunun yanında NAC ile ilgili küçük bir şey de anlatayım. NAC kendisi zaten pıhtılaşmayı yavaşlatıyor. Dolayısıyla kanı inceltiyor, kanamaya eğilim olabiliyor. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi kan sulandırıcı. İlaç kullananların da bu konuya dikkat etmesi lazım. Gerisi, kısırlığa yardımcı, kanser hücrelerini öldürüyor. İşte şeker hastalarına yağ hücreleri üzerinden olumlu katkıları var. Bunlar maalesef işin biraz efsanevi tarafı. Evet, bu kısa video için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.